enflasyonla mücadele bütün dünya ekonomistlerinin, Merkez Bankası yöneticilerinin, siyasetçilerin ortak konularından bir tanesi. Amerika'da, Avrupa'da %10'ları buluyor. Bizim gibi ülkelerde çok daha korkunç rakamlar var ve bu vatandaşın satın alma gücünü kırıyor, yaşamla bağlantısını azalıyor, hayatı gerçekten çok zorlaştırıyor. Enflasyonla mücadele konusunda merkez bankaları para arzını kıssın, faizleri yükseltsin vesaire, bunlara girmeyelim. Buna ekonomistlerin tartışmaları ve zaten bolca konuşuluyor. Ama bence esas çözüm nereden geçiyor biliyor musunuz? Teknolojiden geçiyor. Çünkü teknoloji verimliliği arttırıyor ve verimlilik artınca da enflasyon otomatikman geriye doğru gidiyor. İnanmıyorsanız bir Zoom toplantısının yarattıklarına bakın. Ben de pek çoğunuz gibi Covid döneminde bolca Zoom toplantısına katıldım ve Zoom'un enflasyonla mücadelede çok önemli bir araç olduğunu gördüm. Çünkü o toplantı yapmak için normalde arabalara bineceğiz, benzin tüketeceğiz, yollardan, gişelerden geçeceğiz. Toplantıya giderken şık giyinmek için kıyafetlere para harcayacağız, toplantı odalarına para harcanacak, çaylar kahveler ikram edilecek. Hepsi birer masraf ve hepsi aslında tüketimi artıran, bundan dolayı da enflasyonu tetikleyen konular. Bir yere gelmeli miyiz? Elbette. Ama Zoom bir yere gelmelerinin bir kısmının gereksiz olduğunu bize gösterdi mi? Elbette gösterdi ve verimlilik sıçraması neden oldu. Bu nedenle Zoom'un değeri hava yollarının, en büyük hava yollarının değerlerinden daha fazla. Çünkü hava yolları ne için vardı? İş seyahatleri için vardı. Onların büyük bölümünü eledi. Bu durumda kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor sanırım. Hangi yeni teknoloji var ki verimliği ciddi şekilde tırmandırma, fiziksel şeylere olan ihtiyacımızı azaltıp enflasyonu geriye çekme ve fiyatlar üzerine baskı yaratmaya muktedir olsun? Benim cevabım belli. Benim cevabım Metaverse. Eğer siz de Metaverse'ün enflasyonla mücadele ne kadar kuvvetli bir araç olabileceğini merak ediyorsanız beni izlemeye devam edin. Enflasyonun temel sebebi nedir? Talebin arzdan fazla olması. O halde ya arzı artıracağız ya talebi azaltacağız. Arzı artırmak bazı durumlarda pek mümkün olmuyor. Çevresine bak mümkün değil, kaynak olarak mümkün değil, çok yatırım gerektiriyor. Bu durumda talebi azaltmak iyi bir çözüm olabilir. İşte burada Metaverse önemli bir rol oynayacak. Çünkü Zoom bir toplantı yapmamızı verimini artırdı ama oradaki deneyim pek de keyifli olmadı. Neden? Çünkü biz Zoom toplantısında birbirimizin gözünün içine bile bakamıyoruz. Ya kameraya bakıyoruz, karşıyı görmüyoruz. Ya karşıya bakıyoruz, o zaman da kameraya bakamıyoruz. Bundan dolayı bir türlü göz teması kurulamıyor. Ve göz teması iki insan arasındaki iletişimin temel unsurlarından bir tanesi. İşte tam bu nedenle de Zoom toplantılarında müthiş yoruluyoruz. Çünkü duygu alışverişi yapamıyoruz. Zoom diyorum ama siz diğer bütün bu tip iletişim teknolojilerini düşünebilirsiniz. Yakın zamanda Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Joe Rogan'ın bir podcast'ına katıldı ve dedi ki yeni sanal gerçeklik gözlüklerinde artık karşı tarafta göz teması kurabileceksiniz. Sırf göz teması kurmayacaksınız. Ortamı da birlikte hissediyor olacaksınız. Bu durumda aslında karşınızdaki insanla aynı odadaymışsınız. Duygusunu yoğun olarak yaşayacaksınız. İşte bu devrimsel bir fikir. Çünkü pek çok şeyi online'a, gerçek dünyadakine benzeyen bir deneyimle taşımamızı mümkün hale getiriyor. Yoksa toplantıda düşünmeyin. Mesela bir ticaret fuarını düşünün. Ticaret fuarında binlerce insan bir yere geliyor, uçaklara biniyoruz, fuar alanları, arabalar, yeme, içme. Evet, bunlar bir yandan keyifli şeyler. Tamamen yok olması kimse istemez. Ama pek çoğu bunun sanal ortamda gayet güzel düzenlenebilir. Covid döneminde bunları Zoom gibi ortamlara yapmaya çalıştık. Pek iyi sonuçlar alamadık. Çünkü deneyim anlattığım gibi pek iyi değildi. Oysa sanal gerçeklikte özellikle yeni gelen sanal gerçeklik gözlükleri, artırılmış gerçeklik teknolojileriyle bu işleri gerçek dünyaya benzeyen, duygusu güzel, hissettiklerimizin hoş olduğu, karşı tarafla aynı yerdeymiş gibi hissettiğimiz, güçlü iletişim kurabildiğimiz, kendimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi daha iyi ifade edebildiğimiz bir yere doğru gidiyor olacağız. Bu durumda mesela dünyada sırf fuarlara gitmekten dolayı harcanan parayı düşünün. Bütün o talebi düşünün o fuara gidebilmek için gerekli olan ürünlere. Bunların ortadan kalktığı bir dünyada enflasyonda biraz daha geriye gideceği kesin. Ama Metaverse'ün başka bir büyük etkisi daha var. Dağıtımı kolaylaştırıyor. Diyelim ki bir sanatçısınız, konser vermek istiyorsunuz ve imkanlarınız kısıtlı. Ne yapacaksınız? Ya işte küçük bir kulüple anlaşacaksınız ya belki biraz daha büyük bir salonda. Buraya kaç kişi gelebilir ki? O yüzden de bilet fiyatları yüksek oluyor ki o bütün konserin maliyetlerini karşılasın. Oysa sanal gerçeklikteki konserlerde milyonlarca insana bileti çok düşük fiyatlarla satabilirsiniz. Yeter ki onlar o konserin içindeymiş gibi kendini hissetsinler. Böyle örnekler bu aralar çoğalıyorlar. İnsanlar bu tip konserlere bayıra bayıra gidiyorlar. Bu durumda konser biletleri ucuzluyor olacak ve bir yandan da sanatçılar milyonlarca insana daha ekonomik, daha güçlü bir şekilde erişmenin yolunu buluyor olacaklar. Bitmedi. Fiziksel dünya yerine sanal dünyada daha fazla vakit geçirdikçe bir başka avantajımız daha oluyor. Mesela çok şık giyinmemize gerek kalmıyor.
Mesela pek çok prestij unsuru, lüks araba gibi unsurlara ihtiyacımız kalmıyor. Çünkü bu dünyadaki prestijin unsurları farklı. Bu dünyada mesela güçlü bir kamera ve iyi bir ışıklandırma sistemi daha önemli. Bu dünyada o yüzden NFT'ler daha önemli çünkü sanal varlığınızı, zenginliğinizi gösterebiliyorlar. Bundan dolayı fiziksel ürünlere olan talebi topyekün azaltan bir şey. Siz de yaşıyorsunuzdur, bir Zoom seansına girdiğinizde benim de şu anda yaptığım gibi üzerinize hoş bir tişört, alt tarafta belki bir şortla idare ediyorsunuz. Tabii zaman zaman şık giymek, bir yere gelmek istiyor muyuz? Elbette bunlar insani ihtiyaçlar. Ama bunların fazla olması enflasyonu çok artırıyor. Sanal gerçeklik bu konuda bir çözüm. Bitmedi. Eğitim gibi, sağlık gibi pek çok önemli gider kalemini ve vazgeçilmezi de maliyet olarak çok geriye çekmek mümkün. Dünyanın en iyi üniversitelerine gitmek çok pahalı. Dünyada en çok pahalı olan şeylerden bir tanesi eğitim. Bunların bir bölümünü şu anda işte YouTube videolarıyla falan çözmeye çalışıyoruz ama sanal gerçeklik ortamında bunlar çok daha etkin hale geliyor olabilir. Çok daha kaliteli eğitimleri en iyi üniversitede alabilir öğrencilerimiz. Oraya gitmeden, o paraların büyük bölümünü harcamadan ve üniversitelerde daha fazla öğrenciye eğitim dağıtabildikleri için maliyetlerini geriye çekebilirler. Sağlık harcamalarında da öyle. Bir doktora kaç kişi gidebilir? Bir doktor kaç kişiyi görebilir? Oysa sanal gerçeklikte bu sayıları çarparak artırmak mümkün hale geliyor. En etkili sağlık hizmetine uzaktan ulaşmak mümkün. Enflasyonu geriye çekecek işte budur. Bu da beni şuna götürüyor. Teknoloji şirketleri, hisse senetleri şu anda çok ucuz. Nasdaq borsası adeta kıyıma uğramış durumda. %28'lik düşüş var yılbaşından bu yana. Çünkü insanlar enflasyondan korkuyor, resesyondan korkuyor. Teknoloji şirketlerinde değerlemeleri yüksek olduğu için onları daha fazla satıyorlar. Bence bu son derece aptalca. Çünkü bu yeni teknolojiyi mümkün kılan firmalar geleceğin başarılı firmalar olacak. Bizim de bunları doğru okuyor olmamız lazım. Ve hem bireysel yatırımcı olarak hem de ekonomi konusunda karar verenler olarak teknolojiye nasıl yüklenebiliriz buna bakıyor olmamız gerekiyor. Şu anda teknoloji firmalarının hisseleri çok gerilemiş durumda. Birkaç istisnai, Tesla gibi, Apple gibi birkaç istisnai bir kenara kayacak olursak geçen seneye göre değerler %50 gerilemiş durumda. Ve bunun da bariz fırsat var. Çünkü eninde sonunda sadece para politikalarıyla enflasyon yenemeyeceğimizi, bir yandan insanların yaşam kalitesini yüksek tutup bir yandan da enflasyonla mücadele edeceksek teknolojiye ihtiyaç duyacağımız insanlar bunu fark edecekler. Bugün ben Metaverse'den bahsettim. Çok daha başka alanlara yayabilirsiniz. Çözümümüz teknolojiden geçiyor. Ben yeni teknolojiye çok meraklıyım. Hem bir yatırımcı olarak hem de bir inovasyon düşkünü olarak çok meraklıyım. Ve bunların büyük fırsatlar getirdiğini görüyorum. Ve bu fırsatları sık sık Yatırım ve Gelecek isimli topluluğumuzla paylaşıyorum. O toplulukta bu tip sohbetleri de modere ediyorum. Lütfen siz de bizim toplumumuza katılın. Yukarıya ve aşağıya linklerini bırakıyorum. Burada sürekli bu yeni teknolojileri ve getirdikleri yatırım fırsatlarını konuşuyoruz. Elbette aynı bu videoda olduğu gibi asla yatırım tavsiyesi vermiyorum ama dünyayı sizlere açmaya çalışıyorum. Gelecekte bizi nelerin beklediğini, ne gibi fırsatların olduğunu, uzun vadeli bakışla neler kazanabileceğimizi o toplulukta göstermeye çalışıyorum. Lütfen siz de gelin katılın. Hem ücretsiz bir sürü yepyeni içerik, zihniniz değişecek, dünyaya başka türlü gözlerle bakacaksınız.